Selamlar herkese ben Özgür. Bildiğiniz gibi kanalımda el konsolları, oyunlar ve ekipmanlarla ilgili videolar hazırlıyorum ve el konsollarında aslında biraz daha özen gösterdiğimi söyleyebilirim. Son zamanlarda da el konsolları bildiğiniz gibi tekrardan bir popülerleşti ve çok fazla şu konuda soru almaya başladım. Abi el konsolu gerçekten alınır mı? Alınırsa hangisi alınır? Daha öncesinde bununla Steam Deck, Switch ve Asus ROG Ally'yi kıyasladığım ama şöyle genel geçer bir şekilde kıyasladığım bir video vardı. Şimdi artık bu piyasada daha fazla el konsolun olması olmasıyla birlikte seçenekler de artmış durumda ve biraz da artık herkesin erişebileceği bir konuma gelmeye yavaş yavaş başladı. Tabii ki hala pahalar ama en azından stok anlamında ve marka anlamında daha fazla ürün bulunuyor şu anda. Ben de o yüzden bu videoda el konsolu bir dolandırıcılık mı yoksa günümüzde böyle insanlar aldırtılmaya mı çalışılıyor zorla yoksa gerçekten de alınmalı mı alınır mı alınırsa da hangisi alınır bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Çok fazla özellikle son zamanlarda soru gelmişti. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bakalım bu soruların cevabı neymiş? Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda el konsolları tekrardan popüler oldu. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslında geçtiğimiz yıl yaklaşık 8-9 yıl önce çıkış yapan Nintendo Switch'e tekrardan bir e, popülerliğine aslında kavuştu diyebiliriz. Nintendo Nintendo zaten bu konuda yani hep üstüne gidiyordu el konsolu konusunun. Ama Switch ile birlikte hem atıyorum işte televizyona da takılabilen, monitöre de takılabilen bir yandan da handheld dediğimiz yani elde de oynanabilen bir konsol çıkardı. Ve bayağı da tuttu. Özellikle PlayStation 4 döneminin sonunda Switch satışları inanılmaz arttı. Yine hatta günümüze baktığımızda yeni Switch çıkacak olmasına rağmen hala yeni nesil konsollarda Switch bir hayli satıyor. Arkasından da Steam Deck birlikte aslında hani Switch ile birlikte o olay tekrardan başladı ama Nintendo zaten hiç bitirmemişti onu. Ama Steam Deck birlikte insanların bakış açısı bir değişti desek yalan olmaz. Zaten Çin'de çok fazla el konsolu vardı. İşte AMD'den işlemci alıp falan kendileri konsollarını üretiyorlardı. Ama Steam Deck bir anda hani pazarı genişletti ve daha fazla insana ulaşmasını sağladı. Buradaki daha fazla insana ulaşmasındaki en önemli sebeplerden birisi de daha öncesinde atıyorum işte PlayStation Vitalar oynadık, Nintendo'nun kendi el konsolları var. Bunlarda şöyle bir şey vardı, Switch hala bu şekilde zaten. Özel oyun gelmesi gerekiyordu çünkü atıyorum işte God of War oynayacaksınız. İşte eski God of War'ları düşünelim, God of War 1, 2, 3'leri. Şimdi onları oynayacaksınız ama el konsollarının donanımı daha düşük olduğu için ve işte bu oyunları oraya getirmesi zor olduğu için yapamıyorlardı mecburen özel oyun yapmak zorunda kalıyorlardı ki zaten o zaman böyle çok fazla indie yapım da yoktu çok nadir yani güzeline çok nadir rastlıyorduk ama Steam Deck ile birlikte daha doğrusu bu yeni nesille birlikte hem indie oyunların sayısı arttı hem de donanımların gelişmesiyle şu anda biliyorsunuz Steam Deck aşağı yukarı işte herhalde abartmış ama 1650, GTX 1650 civarında bir güce sahip işte Asus ROG ya da falan onlar da aynı şekilde. E, bu yüzden hani indie yapımları çok rahat oynatabilirken büyük yapımları da belki minimum belki medium ayarlarda 30 FPS sabit bazılarında işte bu yeni FSR ile DLSS ile birlikte tabii DLSS şu an için kullanılamıyor ama FSR birlikte daha yüksek FPS'leri çıkartılabiliyor. Bu şekilde de aslında... Özel oyun yapılmak zorunda kalmıyor şirketler. Sadece kütüphanelerini, el konsollarını taşımak durumunda kalıyorlar. Bu da zaten erişimi kolaylaştırdı. Ve bu yüzden de son dönemde tekrardan popüler oldu. Peki gerçekten de güzel cihazlar mı yoksa gelip geçici bir dönemde miyiz? Aslında bunun cevabını son zamanlarda işte en son MSI'ın bir e, Claw isimli el konsolu çıktı. Ve şu anda söylentilerde hem PlayStation'ın hem de Xbox'ın özel bir el konsolu üzerine çalıştığı yönünde. Bence PlayStation Portal zaten biliyorsunuz kanalda incelemesi de var. Bir el konsolu değil, bir aksesuar kendisi PlayStation 5 aksesuarı ama aslında biraz da orada denemek için yapıldığını düşünüyorum ha. İnsanlar hala el konsolunu gerçekten merak ediyor mu? Alır mı? PlayStation 5'i olmasına rağmen bir el konsolu alır mı konusunda bence PlayStation'ın ufak bir pazar araştırmasıydı gibi düşünüyorum. Dediğim gibi işte MSI, Asus, Lenovo, işte Valve ne bileyim, işte Xbox hazırlanıyor dedik, PlayStation hazırlanıyor dedik bu tarz şirketlerin bu işe giriyor olması bu insanlar, bu şirketler pazar araştırmasını ve geleceğe dönük planlarını öyle bir yıl, iki yıl için yapmıyorlar. Daha uzun dönemler için yapıyorlar. Tabii ki bazen tutmadı oluyor. Mesela Google'ın Stadia projesi tutmadı ve rafa kaldırıldı. Ama bence orada Google tutturamadı. Ben geleceğin hala cloud sistemleri üzerinde olduğunu düşünüyorum ama bu başka bir videonun konusu. Şimdi bu kadar büyük markalar bu işin içine girince ister istemez insan düşünüyor. Demek ki gerçekten uzun süreler hayatımızda olacak. En azından ben şöyle düşünüyorum. Birkaç yıl içinde bu el konsolları hayatımızdan çıkacak gibi durmuyor. Bence minimum bir 10 sene hayatımızda yoğun bir şekilde bulunacaklar ve ondan sonra da aslında göreceğiz. Çünkü bundan bir 10-15 yıl öncesine baktığımızda el konsolları gerçekten popülerken mesela 2010'lu yılların ortalarında veya sonlarına doğru hiç popüler değildi. Sadece Nintendo orada. Kendi bir pazarı vardı. Or oradan ilerliyordu. Ama şu anda her tarafı yayılmış durumda. Peki gerek var mı? En önemli sorulardan birisi bu. Benim oyun editörü olduğumu daha öncesinde bu kanalda çektiğim birçok videoda söylemiştim. Donanım haberde oyun editörlüğü yapıyorum ve işim de aslında oyun oynamak. Ama şimdi oyun oynamak iş olunca maalesef keyfini oyun oynamakla aynı şey olmuyor. Bunu zaten çoğu videoda anlatmıştım. O yüzden tekrardan girmeyeceğim. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Bir oyunu iş sebebiyle oynamakla ...keyfini oynamak arasında ciddi bir fark var. Evet çok fazla oyun oynuyorum işim sebebiyle ama... ...bu oyunların yarısından fazlasını o sırada oynamak istemiyor oluyorum. Mesela işte geçtiğimiz günlerde Hi-Fi Rush çıkmıştı PlayStation 5 için. Ben mesela oynamak istemiyordum çünkü Xbox'ı zaten oynadım. Maksimum oynayacağım süre benim 15-20 dakika girip bakıp deneyeceğim bir süre olurdu. Ama buna video çıkarmak zorunda olduğum için... ...yaklaşık 4-5 saat kadar oyun oynamak durumunda kaldım. Zaten artık her şey hızlı tüketime girdiği için vaktimiz daha az olduğu için kendim için oyun oynama konusunda zorlanıyordum. Ve bu noktada el konsolları beni kurtardı. Çünkü el konsolunda oyun oynamak çok basit. Atıyorum mesela işte bilgisayarda bir oyun oynayacaksınız. Bunun için bilgisayarı açmanız gerekiyor. Sistem kendine geliyor. Oynayacağınız platformu açıyorsunuz. Ondan sonra oyuna basıyorsunuz. Oyun açılıyor. Sonra işte eğer rahat bir koltukta oturuyorsanız koltuğunuzu böyle geri doğru yaslanıp oyun oynamaya başlıyorsunuz. Ama bu süreç açıkçası size öyle gelmiyor olabilir. Ama bana öyle geliyor. Yorucu geliyor. Aynı şekilde mesela ben daha rahat olsun diye konsol da kullanıyorum. Yani PlayStation Xbox gibi konsollar da kullanıyorum. Bu tarafta da ben konsol açacaksam televizyonu kocaman televizyona bağlı açacaksam gerçekten de bir şey oynamam gerekiyor şu an düşüncesiyle. Mesela çoğu oyunu neyse ya sonra oynarım deyip Kapattığım oldu. Hiç açmadığım oldu. Bu yüzden sanki daha büyük oyunlar oynamalıymışım gibi geliyor bu tarz cihazlarda. O yüzden indie yapımlar böyle hep arada köşede kalıyordu. Yılda böyle 4-5 tanesini gerçekten öne çıkan 4-5 tanesini deneyimleyebiliyordum. Bu da benim için üzücü bir durum. Çünkü gerçekten bazılarını denemek istiyorum. Vakit bulamıyorum. Ama el konsolu buradaki tüm sorunumu ortadan kaldırdı. Çünkü el konsolunu bir oyun oynamak istediğim zaman yapmam gereken şey çok basit. Oturuyorum bir yere yoldan geçerken el konsolumu alıyorum ki genel zaten televizyonun yanında oluyor. El konsolumu alıyorum. Uzanıyorum ve oynamaya başlıyorum. Sadece bir tuşa basıyorum açılıyor sonrasında hemen oyuna kaldığım yerden başlıyorum. Ve oynadığım oyunlarda genelde indie yapımlar daha platform işte iki boyutlu oyunlar olduğu için de oynaması çok daha keyifli oluyor. Atıyorum işte God of War oynayacaksınız her konsolunda evet oynanabilir mi oynanır. Ee, belki hani sizi rahatsız etmeyebilir ama beni rahatsız ediyor çünkü bu tarz oyunları daha sinematik deneyimler olduğu için büyük ekranda detayları görerek o hani epikliği hissederek oynamak istiyorum. Bu yüzden bu indie yapımları veya işte Nintendo'nun kendi yapımlarını Zelda hariç bunları el konsolunda oynaması çok keyifli. Hepsinden öte zaten el konsolları nasıl olayı Yolculuk esnasında ya bir yere gittiğinizde oyun oynayabilmeniz. Son zamanlarda çok fazla yurt dışı seyahatim oldu ve bunlar sırasında da el konsollarıyla çok fazla vakit geçirdim ve gerçekten de hani bu yolculuğu benim için daha çilesiz bir hale getirdiğini söylemem lazım. Veya işte işe gidiyorum, öğle arasında oynuyorum, yolda oynuyorum, işe giderken falan. Gerçekten de burada beni kolaylaştırdığını Söylemem lazım. Toparlamak gerekirse bu hani gerek var mı konusunda eğer haftalık olarak konuşacak olursak oyun oynama saatinizden memnun değilseniz daha fazla oynamak istiyorsanız indie yapımları denemek istiyorsunuz ama ne bileyim işte televizyonda o sırada başka televizyonu başkası kullanıyor oluyor benim gibi küçük bir oyun için televizyonu açmak istemiyorsunuz uzandığınız yerde bir anda dev bir ekranı çevirmek istemiyorsunuz yani ne bileyim yolculuklarda oynamak istiyorsunuz ya işte indie yapımları kaçırıyorsunuz gibi durumlar varsa bence gönül rahatlığı alabilirsiniz tam olarak bu konu için geçerli ama... Bu tabii ki benim şahsi görüşüm ama bence siz de bunu çok ciddi bir şekilde düşünün. Cyberpunk, God of War, Spider-Man veya işte bunun gibi büyük oyunları el konsolunda oynamayı düşünüyorsanız tekrar tekrar düşünmekte fayda var. Çünkü el konsolları bu konuda hiçbiri bakın hiçbiri düzgün bir performans vermiyor. Şu anda mesela Legion Go çok övülüyor. Benim oradaki deneyimim biraz farklıydı. Ee, o yüzden hani Legion Go'yu geçiyorum. Asus'tan bahsedelim veya Steam Deck OLED'den bahsedelim. Veya Alienware 2'den de bahsedebiliriz. Bunlar da mesela büyük yapımlara girince Cyberpunk 2077 atıyorum. Yani 30 FPS sabit oynamak zorunda kalıyorsunuz. FSR açıyorsunuz, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Küçücük ekranda 720p oyun oynamak zorunda kalıyorsun. Veya işte 1080p 60 FPS hani veya 30 FPS. Bu da ile oluyor zaten sadece. Onun dışında da konsollar çok da erişemiyor buraya. Bu yüzden hani büyük oyunları oynamak gibi bir düşünceniz varsa bence almayın. Bence hani bu el konsolları dolandırıcılık mı diye en başında bir soru sormuştum. Ve videoyu devam ettirebilmek için. Burada aslında bu markaların bu marketing kısmı daha doğrusu marketing şekli bir tık dolandırıcılık gibi durmuyor desem yalan olur. Çünkü isim ver bir markanın herhangi bir real konsolu markasını düşünebilirsiniz. Bunu e, Nintendo Switch hariç Steam Deck'te kısmen diyebiliriz ama geri kalanların hepsi yaptı. İşte oyunları işte 5K'da oynayın, 7K'da oynayın, böyle 120 FPS, sınırsız FPS, inanılmaz çözünürlük ve batarya süresi de 12 saat falan gibi böyle bazı yalan değil ama çarpıtılmış gerçekler konusuna girdiler. Bunlar kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Bir el konsoluyla büyük bir oyun oynamak istiyorsanız bu sizin için bir çile haline geliyor. Zaten birazdan bahsedeceğim bu Windows 11 ve işte özel işletim sistemi konusuna da geleceğim. Ama genel olarak değerlendirmek gerekirse bu büyük oyunları oynama konusu gerçekten de bir sorun. Hiat hiçbiri sorun olmasın. Şarjı bir kere zaten sorun. Yani... Büyük bir oyun oynadığınız zaman maksimum alacağınız süre Steam Deck OLED kullanıyorsanız hadi 2 saat olsun. Diğerleri zaten 1.5 saati bile geçemiyorlar. Bu yüzden dediğim gibi eğer el konsol almayı düşünüyorsanız önceliğiniz büyük oyunlar değil küçük indie yapımlar olsun ve onlarla oynaması gerçekten de çok daha keyifli. Hatta bununla ilgili bir video gelecek yakın zamanda el konsolunda oynaması daha keyifli oyunlar diye bir listede yapacağım. Dediğim gibi siz el konsolu konusunda küçük oyunlar oynayacağınızı düşünerek satın alın. Şimdi artık gelebiliriz hangisi alınır? Kanalımda zaten Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally, Steam'deki hem OLED hem LCD versiyonu, Nintendo Switch ve birkaç tane böyle bir retro emülatör konsolu da bunların incelemesi de bulunuyor. Şu anda işte da var aynı şekilde. MSI Claw yok. O da zaten gelir mi bilmiyorum açıkçası. Ülkemizde şu an satılıyor mu onu da bilmiyorum. Hepsi için aslında ben hani videolarımda söylemiştim hepsinde de. Benim gönlüm Steam Deck'ten yana zaten burada görüyorsunuz. Şu an elimde Ayanio da bulunuyor. Daha öncesinde Asus ROG da bir süre kal kalmıştı gitmiştim. Lenovo çok az durmuştu onu inceledim ve geri gönderdim. Ama Asus ROG Ally uzun bir süre bende duruyordu. Aralarında gerçekten de Steam'deki Deck'i beğendim. Şimdi Switch konusuna da geleceğim. Switch'im de var. Ama Switch biraz da orada ayrışıyor. Çünkü bu Steam'deki işte Asus'lar falan onlardan biraz da ayrılışıyor ee, Switch. Ona da geleceğim. Steam'deki neden Steam evet, Steam'deki aslında güç olarak baktığımızda düz versiyonu bu arada kendisi. Diğer konsollardan daha aşağıda. Performans anlamında da aşağıda. Batarya anlamında aşağı yukarı hepsi aynı zaten. Ama Steam'deki hoşuma giden en büyük özelliği kendi işletim sistemini kullanıyor oluş. Yani Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor evet. Ama Steam'in geniş ekran modunda çalıştığı için size... PlayStation'la veya Xbox'la yaşadığınız konsol deneyimini veya Nintendo'da yaşadığınız konsol deneyimini birebir aynı şekilde yansıtabiliyor. Zaten sistemi yıllardır bilgisayarda kullandığımız için arayüzü de biliyoruz ve orada kütüphanemizi direkt buraya taşımış oluyoruz. Bu gerçekten de güzel bir artı. Diğer tarafa baktığımızda işte Asus'lar, Lenovo'lar, MSI'lar bu tarafa baktığımızda ne yazık ki Windows işletim sistemi kullandıkları için bir konsol deneyiminden ziyade iyice küçültülmüş bir bilgisayar kullanıyorsunuz gibi geliyor ve bunu sonuçta Windows bu tarz cihazlar için optimize edilmediği için sorunlar illaki yaşıyorsunuz. Ne bileyim işte oyun çöküyor, birden dikey geliyor ekran, işte geç açılıyor mesela Steam'de veya Switch'te. Şöyle bir şey var. Oyunu oynuyorsunuz, kapı çaldı, durdurdunuz, kapatma tuşuna bastınız, otomatik uykuya alıyor. bir saat, 2 saat, 3 saat kaç saat sonra gelirseniz Geldiniz, tekrar açtığınızda aynı yerden herhangi bir donma, kasma olmadan aynı şekilde oyuna başlayabiliyorsunuz. Bunu Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yapamıyorsunuz. Çünkü tekrar kendine gelmesi cihaz duru ben ne yapıyordum şimdi ha oyun oynuyormuşum. Ya ne yapıyorduk şu fanları mı çalıştırırsak dur o kadar güç binmemiş daha falan derken siz bir kafadan 2-3 dakika böyle elinizde duruyorsunuz. Bu gerçekten de büyük bir sıkıntı ve konsol deneyimini bu dediğim gibi bu tarz cihazlar ne yazık ki veremiyor. Benim tavsiyem gerçekten de hani Steam'deki bu özelliği öne çıkıyor ve geriye kalan tüm özellikleri benim için unutturuyor. Bu özellik hepsinden benim için önemli. Çünkü rahat oyun oynamak istiyorum ben. İşte Lenovo incelemesinde mesela şöyle yorumlar gelmişti. Abi işte BIOS ayarını yaparsan, işte şurasını şöyle yaparsan, abi oradan bunu indiriyorsun, şurasına şunu kuruyorsun. Orada ufak ince bir ayar yaparsan çok iyi çalışıyor. Çok iyi çalışıyor denilen şey bu arada 1080p, 45-60 fps falan. E, çünkü gücü bu zaten cihazın yani buna bir şey diyemem. Ama ben bir konsolla bu kadar uğraşmak istemiyorum. Ben konsolu basayım, açılsın ve oyunumu oynayayım istiyorum. Çünkü benim konsoldan beklentim bu. Mesela bilgisayarda bununla uğraşırım. Çünkü o bir bilgisayar ama PlayStation'da mesela bunu uğraşma, basarım, açılır, oynarım. Basarım, açılır, açılmıyorsa bir daha da zaten konsol almam. Çünkü bu işi rahatlıktır yani rahatlığı bu işin. Switch tarafına geldiğimizde Switch'te Steam'deki sunduğu bu ergonominin çok daha fazlasını sunuyor aslında ama orada bir yani hem bir tanesi artı eksi, bir tane çok net bir eksiğimiz var. Çok net eksiğimiz oyun fiyatları. yarar fiyatlandırma olmadığı için ki yani Steam'deki de artık dolarda, Steam oyunları da artık dolarla satılıyor ama en azından yerel bir fiyatlandırma var. Switch'te o da yok. Bu yüzden mecbur dolar üzerinden veya işte hangi bölgeyi kullanıyorsanız oradan oyun almanız gerekiyor ve bu da pahalı oluyor ve Switch oyunları genelde çok indirime girmiyorlar. Bir diğer artı eksi durumumuz da artık sistemin gücü de eskidiği için bu yüzden yenisini beklemekte fayda var. Bununla ilgili bir video var onu da izleyebilirsiniz. artık hani gücü de yetmediği için hem oyunlar biraz eskimiş durumda hem de Nintendo'nun kendi kütüphanesiyle dolu. Nintendo'nun kendi kütüphanesi muazzam bir kütüphane. İçinde yani yok yok. Ama bazı özel oyunları da yani bilgisayar tarafındaki oyunları da Switch'te kullanamıyorsunuz. Bu bir eksi. Eğer siz bilgisayar oyunlarını oynamak istiyorsanız mesela örnek veriyorum God of War. God of War 2018'i siz el konsolunda oynamak istiyorsanız bunun için tercihiniz tabii ki işte Steam'deki Asus gibi bir marka olması lazım çünkü Switch'te bunu yapamıyorsunuz. Ama kendi kütüphanesi de gerçekten aratmayacak seviyede olduğunu söylemem lazım. Güzel bir kütüphanesi var. Dediğim gibi burada çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Switch videosunu izleyebilirsiniz. Yani Switch'te şunu bilmenizde fayda var kısaca. Eğer bu Nintendo'nun kendi oyunlarını oynamak sizi cezbediyorsa ve diğer tüm oyunların da sizin için daha önündeyse o zaman direkt zaten Switch alın. Ama Switch 2'yi bekleyip öyle Switch alın. Şu anda Switch almak bence mantıksız. Eğer yok ben Nintendo oyunları o kadar işi dışı değilim bana çok da hitap etmiyor diyorsanız benim tercihim Steam Deck OLED olurdu. Arkasından da yine hemen Steam Deck'in kendisi olurdu. Aralarında çok ciddi bir fiyat farkı yok zaten. Ama alabiliyorsanız da gerçekten OLED versiyonu almanızda fayda var. Bir de son olarak bu konsolların geleceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Gelecekte Xbox ve PlayStation'ın çıkardığı konsollarla birlikte biraz daha rekabet artacak. Açıkçası bunda heyecanlıyım. PlayStation'dan ziyade Xbox tarafından heyecanlıyım çünkü Xbox'ın Game Pass diye bir sistemi var ve bu sistemi el konsoluna yükledikleri zaman gerçekten benim için hani o ideal konsol sınıfına gelebilir çünkü Game Pass'te çok fazla indie kaliteli yapım var. Bunları el konsolunda oynamak çok keyifli ve direkt Game Pass oraya entegre ederse gerçekten Steam'de Steam Deck falan hepsini satarım. Direkt Xbox'ın kendi el konsolunu alırım. PlayStation tarafında da şunu merak ediyorum. Biliyorsunuz PlayStation özel oyunlarıyla artık ön planda bir şirket. Bu yeni konsola özel oyun çıkartırlar mı yoksa e, şu ankelerin yaptığı gibi mi giderler açıkçası onu bilmiyorum zaman gösterecek onu da bize ama gelecekten yani donanım olarak baktığımızda zaten donanım olarak illaki güçlenecekler özellikle 5-6 yıl sonra daha güzel bir seviye gelecektir ama asıl burada benim beklediğim konu gerçekten de şarj kısmı çünkü kullanım süresi çok uzun değil şu anda maksimum 2 saat alabiliyorsunuz işte o da OLED ile birlikte Steam Deck OLED ile birlikte bunun daha da biraz yani uzaması gerekiyor bu da şu anki nesilde olacak gibi değil 2-3 yıl içerisinde bence daha uzun. Kullanım süreleri e, gördüğümüz konsollarda çıkışını yapacak. Evet sizler için el konsolunu şöyle genel bir özetlemiş oldum son dönemini özetlemiş oldum benim tavsiyemle de Dediğim gibi Steam Deck OLED sizlerin tavsiyesi nedir? El konsolu kullanıyor musunuz yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.